Bilindiği üzere ülkemizin %93'ü aktif deprem üzerinde, deprem payları üzerindedir ve her 10 günde, 15 günde bir televizyonlarda alt yazıyla şurada deprem oldu, burada deprem oldu, şurada aktif pay var. Dünyada belki 2 ayda bir deprem haberi gelirken bizde 10 günde, 15 günde bir televizyonlarda alt yazılardan şurada deprem oldu diye şeyler çıkmaktadır, haberler yayınlanmaktadır ve büyük can kayıplarına neden olmuştur. Bilindiği üzere 97 depremlerinde ülkemiz çok büyük, 30 bin insanın toprağın altına gömmüştür. Böyle bir coğrafyada yaşadığımız için bu depremden daha az zarar görmek için yapacağımız tek şey güvenli yapılar yapmaktır. Güvenli yapılar yapmanın da birinci şartı iyi bir proje, iyi bir statik proje, iyi bir maddi kaynak gerekiyor. Bu maddi kaynakları da israf etmemek için iyi kullanılması gerekiyor. Yani vatandaş iyi bir müteahhide verecek, iyi bir projeciye verecek ama bu işleri sahada uygulayacak. Bu alınan bütün bu iyi şeylerin, bu büyük paraların sahada bir organizasyonunu yapacak bir şantiye şefine ihtiyaç var. Adı şantiye şefi. Plana, projeye uygun olarak bunları yürütmek için iyi bir şantiye şefi yani olacak. Bunun da iyi bir mevzuatı olması gerekir. Yalnız bizim mevzuatlarımızda bazı sıkıntılar var. Biz bunları dile getirerek ülkemizdeki inşaat mühendisliğindeki mevcut açıkların da bu şekilde değerlendirilerek ülke kaynaklarının israfı olmamasını sağlamak için odamız böyle bir basın açıklamayı yapmayı uygun buldu. Bunun için de bu basın açıklamasını sizlere bildireceğiz. Bu şekilde de halkımızı bilgilendireceğiz. Yani şantiye şefliği çok önemli bir konu. Bu konuyu dile getirdiğimiz için bazı mihraklar tarafından şey edilebilir. Size şöyle bir örnek vereyim. Burada yok arkadaşımız ama müteahhit bir şantiye şefini tutuyor. Getiriyor. İmzalatıyor. İmzacı o şantiye şefliği var şu anki mevzuatta. Bundan sonra hiç daha adam ne beton atırken götürüyor, ne gelirken, ne işin başına götürüyor. Bir de hasbelkader bir iş kazası oluyor. İş kazası olduğu için mevzuatta her şeyden sorumlu olan inşaat mühendisi olduğu için, kanun o bu şekilde çizildiği için, mevzuat bu şekilde çizildiği için hemen savcının karşısına çıktığı zaman da diyor ki ya ben bu işten anlamam diyor. Benim şantiye şefim var, o bilir diyor. Ve sayın şantiye şefimizi tutukluyorlar. Müteahhit de elini kolunu sallayarak dışarı çıkıyor. Yani şantiye şefliği konusunda her ne kadar halkımızı bilinçlendirmek kadar da mühendis arkadaşlarımızın da sorumlulukları var. Onlara da bu şekilde izah etmek durumunda kaldık. Bu açıklamayı bu mevzuatta yapacağız. Sorunun çözümü için İstisnai durumlar dışında her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilebilmesinde yapım işinin konusunun niteliğini, büyüklüğünü ve ilgili imalatın oranına dikkate alınması, keyfi durumların sondurulması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmalıdır. Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübe gereksinimi duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarından verilen eğitimlere katılıp belgelendirmeleri zorunlu tutulmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan şantiye şefi üstlenilmesinin önüne geçilmesi için şantiye şeflerinden oda kayıt belgesi istenmelidir. Şantiye şefleri TUMOK tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretlerini yasal güvenceye alınmalıdır. Odamız şantiye şeflerinin gelişimi için mesleki eğitim ve gerekli belgelendirmeleri yapmaya hazır ve üzerine düşen görevleri yerine getirebilecek altyapıya, kadro yapısına ve tecrübeye sahiptir. Tüm meslektaşlarımızın mesleği ve haklarımızı sahiplenmeye ve ilgili idarelerde uyarılarımızı dikkate alarak
önerilerimizin hayata geçirmeye, halkın can ve mal güvenliğini ilgilendiren böyle önemli bir konuda ivedilikle odamızla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.